Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bartın merkezden bir lezzet durağındayız. Nadir Kahvaltı Et Mangal'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Nadir Uzun bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel noktadan bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nadir Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Butik, hoş, şirin bir yer oluşturmuşsunuz. Bartın halkına 8 aydır iyi, güzel, kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz. Şimdi kahvaltı et mangal üzerine hizmetleriniz var. Çalışmaları, bilgilerini sizden alacağım. Ama önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Nadir Uzun kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Nadir Uzun. Ben 1981 doğumluyum. Zonguldak doğumluyum. Zonguldak o dönem Bartın Zonguldak'ın ilçesiydi zaten. Evet. Bartın'da yaşıyorum. İlkokulu orada okudum. Zonguldak'ta okudum. Sonra işte üniversiteye kadar buradaydım. Beden eğitimi öğretmeniyim aslında. Evet. Atanamayan bir öğretmenim. Ondan sonra hayat sizi belli noktalara getiriyor. Evet, aynen öyle. Birçok sektörde çalıştım. Ve en son bu sektörde de çalışmıştım restoran işinde. Bir tecrübeniz var. Var, aynen öyle. Sonra kendim butik olarak bir yer açayım dedim ve bugüne geldik. Evet. Yani şu andaki mevcut olduğumuz nokta Nadir Kahvaltı Et Mangal'ı hayata geçirdiniz. Aynen öyle. Yeni bir işletmeyiz, butik bir yer. Peki burası önce lokasyon olarak merkezde, Bartın merkezde. Aynen. Ne çarşısı burası, ne olarak geçiyor? Şimdi merkezde? Burası Bartın zaten küçük bir yer biliyorsunuz. Yukarıdan aşağıya kadar böyle küçük araba girmeyen sokaklar vardı. Evet. Bunlara Arasta deniyor. Evet. Burası da onlardan bir tanesi. Eskiden Yemeniciler, yani ayakkabıcıların olduğu bir sokakmış. Yemeniciler Sokak diye geçiyor. Evet. Mesela arka taraf aynı Arasta Kasaplar Sokağı derler. Böyle Bartın adlandırılmış. Burası Yemeniciler Sokak. Zaten Şadırvan çok yakınımızda. Evet, orası tarihi bir... Lokasyon olarak işte insanlar en azından buraya gelirse Bartın'a sizi şöyle bir ziyaret etsinler diyelim. En azından buraya geldiklerinde şöyle Şadırvan'ın hemen köşesinde aracın girmediği bir sokaktayız. Aynen öyle. Peki şimdi menüyü konuşalım. Sizin öncelikle tabii kahvaltıyla başlıyor hikaye. Şimdi tabii kahvaltı et mangal olmasından dolayı kahvaltı, sabah kahvaltısı, tost grupları. Şimdi çarşıda da olduğumuz için ve burada çok fazla memur kesim oluyor, bankacı kesim oluyor ve dükkanlarda çalışan kesim oluyor. Tost grupları var. İşte serpme kahvaltımız var. Menemen, omlet, sucuklu yumurta ve akla gelebilecek veya rica ettiklerinde yapabileceğimiz, evlerinde yapmadıkları ama ağızlarında kalan tatları da biz burada sunmaya çalışıyoruz eğer müsaitsek. Evet, başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çalışanlarımızla birlikte. İnşallah bu kalitenizi hiç bozmadan Bartın halkına en iyi şekilde hizmeti sunacağınıza ben eminim. Sağ olun. İnşallah sizinle farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Bartın Merkezden sektörün en iyisi bir lezzet durağından Nadir Kahvaltı Et Mangal'dan firma sahibimiz beyefendi Nadir Uzun'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.